Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok hoş güzel bir model çalışacağız. Modeli ben battaniye modeli olarak çalışacağım. Sizler her örgüde değerlendirebilirsiniz bu modelimizi. Bebek yeleği, bebek hırkası, çanta yapımında değerlendirebilirsiniz. Kırlent, yatak örtüsü, yani aklınıza gelebilecek her türlü örgüde değerlendirebileceğiniz hoş bir model. İplerimden bahsetmek istiyorum. Kar topu baby one arkadaşlar, iplerim anti peeling özelliği olan çok hoş bir ip. Şu şekilde dokusunu da göstereyim. Bakın çok kalın dokulu değil, orta kalınlıkta bir ip. Yine bu ip için arkadaşlar tığ numarası 2,5 milim olarak kullanacağım. Şu şekilde göstereyim. 2,5 milim tığım. 2 milim de kullanıyorum yine bu ip için. Sizler elinizde ve ipinize uygun tığ numarası tercih ederseniz sizin için sonuç daha iyi olacaktır. Şimdi 1 metre, 1 metre 10 santim ya da 90 santim ebatlarındaki battaniye ölçüleri ideal ölçüler. Bu ölçülerde çalışabilirsiniz battaniyenizi. Yine arkadaşlar zincir kurulumunda, model oluşumunda 3 ve 3'ün katları şeklinde çalışalım zincirimizi. Modelimiz o şekilde oluşuyor çünkü modelimizi kuralım. Kenarlar içine zincir ilave etmeyi unutmayalım. Şimdi ben küçük bir parça çalışayım, daha sonra modelimize geçelim. Arkadaşlar öncelikle ben bir miktar zincir çalışması yaptım. Tığımı, ipliğimi alıyorum. 1, 2, 3 ya da üçüncü zincire, daha doğrusu 3 ya da 4. de olabilir. Kenar kısmı biraz geniş bırakmak isteyebilirsiniz. İkili trabzan çalışması yapıyorum. Tığımı, ipliğimi alıyorum. Hemen yanındaki zincirden ilmek alıp ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle birlikte bakın 3 adet dolgumuz oluştu. Şimdi 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımı, ipliğimi alıyorum. 1, 2, 3. 3 zincir atlayıp bakın sayıyorum. Dördüncü zincire ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı, ipliğimi alıyorum. Hemen yanındaki zincire ikili trabzan yapalım. Toplamda 3 adet dolgumuz olacak. Tığımı, ipliğimi alıyorum. Yan yana hemen yanındaki zincire yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın 3 dolgu, 3 zincir, 3 zincir, 3 dolgu. Tekrar 3 zincir, 1, 2, 3. Tığımı, ipliğimi alıyorum. 1, 2, 3. 3 dolgu atlayıp 4. 3 zincir atlayıp, pardon, 3 zincir atlayıp 4. zincire 3 dolgu çalışacağım. Yan yana hemen yanındaki zincire geçiyorum. Yine ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar tığımı, ipliğimi alıyorum. Hemen yanındaki zincire geçiyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde birinci sıramızı bu şekilde oluşturalım. 3 dolgu, 3 zincir bıraktık. 3 zincir çalıştık. Yine yan yana 3 dolgu çalıştık. 3 zincir, 3 zincir, 3 dolgu. Birinci sıramızı bu şekilde çalışalım. Şimdi birinci sıramızı bu şekilde çalıştık arkadaşlar. 3 zincir çalışıyorum. 4 de yapabilirsiniz bu zincir sayısını, kenar zincirini. 3 zincir çalıştım. Tığım ipliğimi aldım. Modelimi döndürüyorum. Bakın bu şekilde 3 dolguyu atlıyoruz. Bu bölüme çalışacağız. Bakın bu alt zincire çalışacağım dolgumu. Hemen yanındakine çalışacağım ve yanındakine. Bu 3 zincire 3 dolgu yapacağım alt bölümden. Tığımı, ipliğimi doladım. Birinci zincirin İç kısmından iplik aldım. Bakın toplamda 3 adet ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. İkili trabzan yapıyorum. İkisini birlikte topladım. Tekrar tığıma doluyorum. Hemen yanındaki zincire çalışıyorum. Bakın ilmek aldım. 3 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. İkisini birlikte topladım. Tekrar en son zincire çalışıyorum. 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımı, ipliğimi alıyorum. Bakın bu 3 dolguyu atladım. Bu alt bölüme çalışacağız. Tığımı, ipliğimi alıyorum. İlmek aldım. İkisini birlikte topladım. İkisini birlikte topladım. Tekrar tığımı, ilmeğimi alıyorum. Hemen yanındaki zincire yine aynı şekilde ikili trabzan çalışıyorum. Tekrar tığımı, ipliğimi doluyorum. İkili trabzan yaptım.
Bakın ön yüzden de aynı çalışmayı yapıyoruz, arka yüzden de. 3 zincir, 3 dolgu. 3 zincir, 3 dolgu şeklinde sıra sonuna kadar çalışalım. Tekrar bakın bu bölüme. 3 dolgu yapacağım. Tığımı ipliğimi alıyorum. Hemen yanındaki zincire çalışıyorum. 2'li trabzan. Tekrar tığımı ipliğimi aldım. 2'li trabzan. 1, 2, 3 zincir çalışması yaptım. Tığımı ipliğimi aldım. Kenar trabzanımı yapıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde çalışalım arkadaşlar. Şimdi renk değişimi yapacağız. Şimdi burada renk değiştirmeyebilirsiniz. Biraz daha iki sıra daha çalışabilirsiniz renklerinizi, geçişlerinizi arkadaşlar. Daha enli tutabilirsiniz. Yine sizin tercihinize bağlı. Ben iki sıra çalıştıktan sonra renk değişimi yaptım. Bir ya da iki zincir çalışması yapalım. Modelimizi döndürelim. Bakın modelimizin ön yüzü bu şekilde. Tığımı ipliğimi alıyorum. Bakın boşluk bölümlere dolgularımızı çalışacağız. Şimdi zincirimizi bir sayıyoruz. Bakın bu iki bölüme dolgumuzu çalışacağız. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı ipliğimi aldım. Bakın bu bölümden ilmek aldım. Tekrar ikili trabzan yaptım. 3 zincir. 1, 2, 3. Tığımı ipliğimi alıyorum. Bakın bu şekilde 1, 2, 3. Alt bölüme bu şekilde göstereyim. İlmek aldım. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı ipliğimi doluyorum. Tekrar tığımı ipliğimi doladım. Bakın. Bu alt bölümdeki trabzanların üstlerine dolgularımı çalışıyorum. Üçüncü dolgum. 3 adet dolgumu çalıştım. Şimdi 3 zincir yapıyorum. 1, 2, 3. Tığımı ipliğimi doluyorum. Bakın yine aynı şekilde dolgularımın üst bölümlerine 3 adet dolgumu çalışacağım. Tığımı ipliğimi alıyorum. Hemen yanındaki bakın boşluktan ilmek aldım ve 3 dolgumu yapıyorum. Tekrar 3 zincir. Devam ediyorum. Tekrar tığımı ipliğimi alıyorum. Bakın en son bölüme trabzanımı çalıştım. Şimdi 3 zincir çalışıyorum. 1, 2, 3 dönüş yapıyorum. Bakın yine aynı şekilde bu boşluklara dolgularımızı çalışacağız. Yani 1, 2, 3. Tığımı ipliğimi doluyorum. İlk boşluğa trabzanımı yapıyorum. Bir, tekrar tığımı ipliğimi aldım. 2 ve 3. 3 zincir. Tekrar tığımı ipliğimi alıyorum. Yine aynı şekilde bakın. 3 dolgu çalışacağım. Tekrar tığımı ipliğimi alıyorum. Bakın alt bölüme. Tekrar alt bölüme. 3 zincir. Geçiyorum. Bakın hemen bu bölüme çalışacağım.
devam ediyorum. Üç zincir. Tekrar bakın kenar için trabzanımı yapıyorum. Şimdi modelimiz bu şekilde arkadaşlar. İki sıranın tekrarından oluşuyor. Ön yüzden aynı modeli çalışıyoruz. Yani 3 dolgu 3 zincir. Arka yüzden de yine aynı şekilde 3 zincir 3 dolgu. Bakın bu boşluklu bölümlere çalışıyoruz dolgularımızı. Ben biraz daha çalışayım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Bakın bu renklerle de çok oldu. Çok güzel oldu. Ben kamera arkasında çalışmış olduğum modeli de göstereyim. Çok hoş bakın geçişli bir model arkadaşlar. Zikzak şeklinde çok hoş, çok güzel duran bir model. Astar da gerektirmeyen bir model. Bakın bu şekilde rengarenk çalışarak çok hoş bir çalışma elde edebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.